Merhaba herkese iyi akşamlar. Arçelik günlük grafik. Arçelik e, o da tabii volatiliteden nasibini aldı. <laughs> Oldukça sert hareketler. Zordur böyle zamanlarda senet taşımak. Yani sabırlı olmakta, sakin olmakta, e, duygulardan da arınmakta fayda vardır. Onu söyleyeyim yani. Duyguya büründüğünüz zaman bu zamanlarda çok para da kaybedersiniz. Yani oradan mı dönüyor, buradan mı geliyor falan filan gibi düşünceler olur. E, o da e, negatif e, kararlar almaya neden olur. Onun için sabırlı, sakin ve e, son derece nasıl söyleyeyim? Planlı davranmakta fayda var bana göre. Böyle, bu sürebilir bu volatilite. Yani 2-3 gün daha sürebilir. Ee, onu da göze almak lazım. Pozitif alanda arçelik. Önce onu bir söyleyeyim. Yani 8 ortalama dün cuma kapanışında kırılsa bile bugün tekrar yukarı doğru toparladı. 8 ortalamanın üstünde olan her şey pozitif akımın içindedir. Herhangi bir şey. Bitcoin, shitcoin, Efendime söyleme Amerikan 10 yıllıklara e, ne bakıyorsanız yani önemli değil istiyorsanız e, VIX'e bakın e, o, o da dahil buna 8 ortalamanın üstüne olan bir şey yukarı bir gidiş eğilimi devam ediyordur onun için teknik olarak teknik olarak konuşuyorum bakın ben e, şey olarak da yani bilen çoğu haber akışı şu bu beni ilgilendirmiyor yani bunlara dayalı konuşmuyorum teknik olarak olumlu bir alanda artılik hala devam etmeye çalışıyor. Tabi biraz volatil, kar realizasyonu oluyor. Ayrı bir konu. Ne takip edilir? Yani şimdi çok aceleci, çok böyle ben şeyim yani elim ayağım titredi, korkuyorum diyen varsa 51 buçuk belki takip edilebilir. Çok sağlıklı olmaz ama. Ee, ama asıl 48 takip edilir. 48'in altına kapanmadıkça teknik olarak arçelik döndü, eyvah gidiyor, kafalama çakılıyor falan filan denilmez. Ki bunları kapanış fiyatları da söylüyorum. Bakın açılış veya gün içi fiyatıyla söylemiyorum. Kapanış fiyatlarıyla bu kısımlar takip edilebilir. Yani 48 burada önemlidir. Aylık ortalamadır üstsel. Üstsel aylık ortalama kırılıyorsa işler tehlikeye giriyordur. Satıcı baskındır diye kabul ederim teknik analizde. Yani ben en azından öyle kabul ederim. Kim başkasını kabul eder o da beni pek ilgilendirmez. E, 48 o yüzden en kritik e, fiyatlama. 60 lira burada e, ben size söyleyeyim. Geçen videoydu tabi son 13 Aralık'taki videoda zannediyorum. Yarın da, yayınlamıştım orası. Dolarda e, 200 ortalamaya denk geliyordu. Yani satıldığı yer dolar bazında e, 200 gün ortalama direnci oldu Arçelik'in. E, şimdi diyebilirsiniz hani başka sebepleri vardı yoktu diyorum ya yani sebeplerle ilgilenmiyorum. Yani seviyelerle ilgileniyorum. Arçelik de aslında dolar bazı bir seviyeyi korumaya çalışan bir e, senettir. Yani dolar bazı çok kere Öyle Orta uzun vade zaten henüz kar yazamadı ama bir seviyeyi de tutturmuştu. Koruyordu. ki birazdan bakacağız hala koruyor mu o seviyeyi. dolayısıyla 60 lira orayı temsil ediyor. Bu 3.80 civarlarıydı galiba. Yani 3.80 dirençte 4 dolar olsa ki ben muhtemelen geçtiğimiz pazartesi 4 ile çarpmışımdır. 15'e 60'a işaretlemişimdir. Şu an 4 dolar. 62 lira civarı yapıyor. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde 60 62 olarak alınabilir mi? Yani en son fiyatlamayı yapmışta gördüğümüz için biz 62 demeyelim. Önce 60 sonra 62 olarak dirençlere e, dirençlerin burası olduğunu düşünebilirsiniz. 66 RSI tekrar şöyle kafayı yukarı doğru çevirdi. Yani kendi ortalamasının altında tabi ama pozitif bir alanda olduğunu da söylemek lazım. E, Makliye baktığınız zaman henüz sat vermedi. Bugünkü hareketle biraz böyle ağzı kapansa da e, hala yeşil e, histogramı yeşile boyamaya devam ediyor. Dolar olarak bahsettiğim alanda görelim neresiymiş. Ben 4 380 gibi hatırlamışım. 380'miş yani 380 şu aralık gördüğünüz gibi satıcının biraz gelmeye başladığı an. Yani son dönemde burada ne zaman dalmış altına bakın 27 Mayıs'ta dalmış. Oradan beri bir seviye tutturmaya çalışıyor. İşte onun için dedim bir seviye tutturmaya çalışıyor. bir miktar dip düşürmüş yalnız. Yani 3.30 civarlarındaymış alıcılar. Şu an 3.22'de dolar bazlı konuşuyorum. Ee, tabi hızına yetişmek zor yani dolarınızın öyle kolay yetişemiyorsunuz orada bir miktar dip düşürse bile yani 330 bandının içine attığı zaman kendini tabi devam ederse yani bir hız kazanırsa tekrar o 380 bandına tekrar bir odaklanabilir piyasa oraya bir e, açıkçası bakmak lazım tabi gönül ister dolar da pozitife doğru gitsin e, ama biz o işlere yani 2013'ten beri açıkçası unuttuk çok fazla Senet 2013'ten beri dolarda pozitif yöne gidemiyor. Tam aksine negatif yöne gidip bir seviye hatta 2018'den beri de bir seviye tutturmaya çalışıyor pek çok senet. Ee, umuyorum biraz daha böyle dengeli bir e, borsayla ve TL'nin de dengelenmesiyle daha olumlu dolar tabloları e, izleriz. Yani elden ümit etmekten de başka maalesef bir şey gelmiyor. Herkese iyi akşamlar.